1,5 milyon genci ilgilendiren strateji planının ayrıntıları belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca hazırlanan Ulusal Genç İstihdam Stratejisi, 2021-2023'ün hedef sayısı 1,5 milyona ulaşan staj yapan gençlerin mezuniyet sonrası iş gücüne katılımını daha cazip hale getirmek. Sabah gazetesinin haberine göre planla üniversiteli gençlerin istihdamını artırmak ve kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu yeteneklere ulaşmasını kolaylaştırmak amacıyla yetenek yönetim sistemi teşvik edilecek. Uzun dönem staj ve yarı zamanlı istihdam imkanı sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılacak. Kamuda kısmi süreli istihdam edilmesini sağlayacak bir sistem kurulacak. Zorunlu stajlar için geçerli haklar, gönüllü stajlar için de geçerli olacak. Ortaöğretim ve yükseköğretim için ayrı ayrı olmak üzere toplamda en fazla 2 şirket değiştirme hakkı olacak şekilde staj süresi teknolojiyle ilgili olması durumunda 12 aya, diğer durumlarda ise 6 aya kadar uzatılabilecek. Staj döneminde sadece sağlık sigortasının değil, emekliliğin de başlatılması konularının değerlendirilmesi için çalışma grubu oluşturulacak. Mevcut uygulamada staj sigorta başlangıcı sayılmıyor. Çünkü bu süreçte emeklilik için prim yatırılmıyor. Bu nedenle ilk işe girilen tarihten itibaren emeklilik hesabı yapılıyor. Yeni düzenlemeyle artık emeklilik hesabı staja başlanan tarih itibariyle yapılabilecek. Yükseköğretim öğrencilerinin gerçek iş ortamlarında uygulamalı eğitim yapmaları desteklenecek. Bu programlarda öğrenim gören öğrencilerin işletmelerde mesleki eğitim ve staj yapmaları teşvik edilecek. Yerel yönetimlerde sıfır atık yönetimi sürecinde yeni mezun olmuş kişilerin çalıştırılması sağlanacak. Genç eğitimli personele iş imkanı sağlanarak gençlerin iş dünyasına hazır hale gelmesi sağlanacak.